Şimdi başlıyoruz Christiania'yı gezmeye. Geleneksel Christiania bisikletiymiş. Şu anda sürücüsü yok giden metronun. İnanılmaz enteresan. Do you wanna say hi, Guxi? Yes. Oh. Great. Let me translate that all. Benim bu arada çok tatlı. Bütün çantalarımı taşıyor. Guxi 11 yıl önce tanışmıştık kendisiyle. Ve Christiania diye bir yere gidiyoruz. Orada bizi gezdirecek. Ve 1960'larda, 70'lerde özellikle... it was in 1960s or 70s. It's in 1974, 5, 6-ish. It's like another region. It's another region, kind of, in Denmark, Christiania. Well, it's a city. It's a city within the city. Oh my gosh, şehir içinde şehir diyor. Şimdi gidince ben size zaten anlatacağım. 1500 insan varmış. We can talk about it when we. Orada ben size hepsini anlatacağım. Christiania. Is it Christiania or Christiania? Christiania'ya giriyoruz. Christiania. Söyledi. Duvar var. Demin metroda Guxi'nin söylediği bir şey vardı. O da bu arada ben niye bu kadar pembeleştim bilmiyorum herhalde güneşten. Guxi'nin söylediği bir şey vardı. Burada 1500 kişi yaşıyormuş. Ve burası şehir içinde bir şehirmiş. Herkesin özgür olduğu. Kredi kartı da geçmiyor. Credit cards are not allowed to use here. There are a few shops here by the entrance that use credit cards, but otherwise it's cash only. Cash it's only. It's a little bit different here. It's the tax system doesn't really work here. It doesn't. No, it doesn't. And it's the... Oh, amazing. It's the second tourist attraction or third, you said? I think it's the second biggest. I think the Little Mermaid is the third. And Tivoli is the first. Tivoli diye bir Luna Parkları var diyeyim. O birinci turist atraksiyonuymuş. Yani yapılacak şey işte turistlerin yaptığı. İkincisi Christiania. Bravo. Bravo. Üçüncüsü de Little Mermaid yani Küçük Deniz Kızı heykelini gezmekmiş. Ama Tivoli'ye gitmek aşırı derecede pahalı dedi. Şimdi size biraz göstereceğim. Yes. You'll find the signs here with three dots. You see the red signs? They all yeah. of them have three white, yellow dots. Yeah. The yellow dot symbolizes the I in Christiania. So those are the three dots over the eyes. So if you see that symbol anywhere in the world, you'll know we're talking about Christiania, the free town in Copenhagen. And what does it mean? Does it mean anything like Christian? It's just the three dots just over that. The eye, so it's over the eye. Okay. Everybody knows what that means. Okay, basically it's their flag, yeah? It's their flag. Okay. Şöyle bir bayrakları var ve her biri Christiania diye sembolize ediyormuş. Bu bayrakları gördüğünüz yerde buradan bahsettiğimizi anlıyorsunuz diyor. Can you see the here? It has been transferred into hearts. Oh, but it's yeah. still the symbol, you'll find it everywhere. Over there you can see it also. Okay, şimdi ben size göstereceğim burayı. Çünkü ben böyle bahsederken aynı zamanda tabii ki de arkamı alamıyorum. Şimdi başlıyoruz Christiania'yı gezmeye. This bike is amazing. I love the color. Yeah. Yeah. It's so cool. Böyle yerler Allah'ım. We have a gallery in here. Oh, so nice. Look at the colors.
Buralarda şimdi esas Christiania imiş. Şöyle göstereyim. Yalnız çok yoğun bir koku var. Ben burayı açıkçası çok sevmedim. Yani kendimi burada çok güvende hissetmiyorum, öyle diyeyim size. Guksi, do you feel safe here? You do in here. I was just saying I didn't feel so safe. Guksi çok iyi hissediyormuş, yani güvenli hissediyormuş. Şimdi hippilerin olduğu alana giriyormuşuz ve demin geçtiğimiz alan çok güvenli değildi. O sadece kendisi de orayı sevmiyormuş. Çünkü böyle tekin olmayan insanlar vardı diyeyim size en kibar haliyle. Hoşuma gitmedi çok. Böyle atak halindeler. Ama burası hippilerin bölgesi. Onlar doğal yollardan evlerini inşa etmişler. Oh, ve hala diyor aşk üzerine, sevgi üzerine, yani hippie felsefesi diyeyim, öyle bir felsefeden bahsetmem gerekirse o şekilde yaşıyorlar. Aa. I've seen it in the streets as well. It's very nice, like traditional. Okay. Bu geleneksel Christiania bisikletiymiş ve burada üretilip it's produced in here, right? Okay. Burada üretilip dünyaya da satıyorlarmış. Bu şekilde çocuklarını buraya koyup ve de en büyük amaç da tabii ki de dünyayı kirletmemek ve kirliliği önlemekmiş. Bu da Christiania. Şu şekilde üzerinde oturuyorsunuz. Evet, biraz enteresan. Bir de tabii ki herkes bisiklet kullandığı için bayağı değişik geliyordur eminim onların. Bana çok tuhaf gelmedi o ikincisi ama. Bu arada benim bavulumu taşıyor. Çok tatlı ya gerçekten. Paylaşmak güzeldir diyor. Aldı benim bavulumu elinden. Okay. So here this is one of the small areas where people are building their own houses. Second-hand materials. The idea is not to cut down forests, but to reuse. Recycling and exactly. Yeah. Wow, so the old traditional houses before 70s, but all this is new building. Oh, this one is from 70s. This one is it's probably 100 years old, so it's just and someone is living there. It used to belong to the artillery in Denmark, this area. And what does artillery mean? It means the army. Oh. They used to have their cannons and their Yeah. Okay. Burası 1900, yani 100 yaşında dedi. Özellikle hani 70'lerden kaldı dedi ama 100 yaşındaymış. Şu anda hala insanlar yaşıyormuş ve eskiden de askeriyeye ya da askeri birlik askeriyeye ait bir yermiş. Ama şu anda başka aileler yaşıyor dedi. Buraları da yeni inşa etmişler, hep gördüğünüz yerleri diyor kendisi. Bayağı enteresan. This is a symbol that Christiania is outside of everything which is established, also outside of the EU. So when you exit Christiania, you enter EU. Oh my gosh, it's very interesting. Diyor ki burada da, ben de bunu hiç bilmiyordum ki, Christiania'ya ben 3-4 kere geldim, böyle turistler de poz veriyor. Bayağı kalabalık görüyorsunuz. Buradan çıktıktan sonra şuradan Avrupa Birliği'nden de çıkıyor musunuz? Çünkü Avrupa Birliği'ne dahil değilmiş burası. Yes, thank you. For the information. You're an amazing tour guide, by the way. Vejeteryan restoranına geldik. Hop. Ve gerçekten çok açım. Bir şeyler yemek için can atıyorum. Tontik Guksi de sağ olsun bavuluma yardımcı oldu. Bakalım neler yiyeceğiz. Açlıktan ellerim titriyor ama size göstermek istiyorum. Tamamen vegan, aşırı sağlıklı.
şu altında da patatesli sıcak bir yemek var. Bir de şu ekmekler zaten kendi yapımları. Bunlar da koko, bunlar da vegan. Bunları mahalada da yapardık hatırlıyorum. İnanılmaz bir yemek yedik. Yani yedim ben burada ve Guksi de bana şey yardımcı olmadı hiç. Renato. Hello Renato. Brezilyalı ve buranın yani burada çalışan ve buraya yardımcı olanlardan biri. Thank you for the food. It was delicious. Oh, thank you. Oh. Burada olman diyor çok çok güzeldi diyor. İnanılmaz yemekleri var. Çok teşekkür ediyorum. Bu bina şimdi Guksi anlattı. Buraya gelinildiğinde ilk kalınan yermiş. Burayı almışlar 1970'lerin ortasında. Ve aldıkları zaman da polis burayı geri almak istediğinde bütün kadınlar, hani hippie zamanı diyeyim o zaman. Bu arada şunlara da bakın, tam içeri gireceğiz. Hippie zamanında, buralarda tam böyle Nepal usulü, çırılçıplak soyunmuşlar. Onları tutuklamaya geldiğinde polisler ve çiçek atmaya başlamışlar. O da diyor ki, şurayı da size bu arada göstermek istiyorum. Hani çırılçıplak olup da çiçek atan birini nasıl tutuklayabilirsin dedi. O yüzden de burayı onlara bırakmışlar. Ve burada bir sürü ağaç yetiştirmişler, doğa içindelermiş. Onların topluluğu olmuş. Bu şekilde burada yaşamışlar, yaşamlarını sürdürmüşler. 1974-75'lerde. Şu an sanıyorum, soracağım. Birileriyle konuşuyor ama galiba hala birileri yaşıyor. Are there still people living in here? Yes, okay. Şu evin de güzelliği. This is a house as well. Burada da yaşayanlar var sanıyorum. Heh. Where are we going, Guksi? Lake. Okay. Oh. Burada kralın alanları varmış, bölgesi daha doğrusu varmış. Okay. Ve böyle göl gibi bir yer var dedi. Oraya gideceğiz dedi ama burada göl gibi bir yer nerede var? Pek anlayamadım. Şimdi biraz da bu şekilde anlatacağım. Burada birazdan size göstereceğim evde yaşayanlar buraya yardım eden, bütün dünyayı neredeyse dolaşıp kendini dünyaya yardım etmeye adamış insanlarmış. Bu hani Airbnb topluluğu gibi düşün dedi ama para almıyorlar. Yani burada kalıyorlar. Buranın iyiliğine, bütünlüğüne, işte o hippie ruhuna yardımcı oluyorlar ve yemek veriliyor onlara, kalacak yer olarak burası sağlanıyor. Bu şekilde burada yaşıyorlarmış. Ben böyle eve girer gibi giriyorum yani, rahat rahat. Umarım bana bir şey demezler. Biraz da çekiniyorum. Ne bu rahatlık, değil mi? Burası şöyle. Bana Guksi şu anda da birileri yaşıyor burada dedi. Ama hani ben de o zaman gelip dedim, burada hani yaşayabilir miyim hemen? Yani söylesem onlara, ben işte yemek verin, kalacak yer burada kalayım, size yardımcı olayım desem olur mu dedim. O da sen bu etnik gruba ait olmadığın için olmaz dedi. Ama bilemiyorum. Yani bence bende de var hippie ruhu. Ama bu kadar değil sanırım. Şimdi öncelikle yok dedim, yani burada göl ne arar ki dedim. Hemen şuradan geliyorum. Tabii ki de yanıldım çünkü
Hayatta hiçbir zaman önyargılı da değil ya da ön yargı mıydı bu? Ön yargıysa ön yargı ya da önden düşünmeyse önden düşünerek artık karar vermemeliyiz. Göl yok dedim. Göl var arkadaşlar ve de çok güzel bir göl. Çok doğal. Göstereceğim şimdi size. Looks it's quite big, like big area. Is it a lake or? It's not really a lake. It's built to protect the inside of the city from the outside of the city, because not everybody could come into the area where the king would live, and where the artillery would keep their cannons and guns and everything. So it's in protected. In 16th century. It's built in the 16th century. Yeah. 15. yüzyıl oluyor galiba. 16. yüzyılda burayı inşa etmişler ve korumak için burası yapılmış. O zamandan beri de duruyor burası ve şurada da bu arada I think it's a house. Yes, there are houses there that the settlers. This is all Christiania. Or is the Christiania? Over there you'll find a house which you can't see right now, but it'll come. It's built solely by windows. Oh, just windows. Windows on one side. On the other side there are no windows, but from top to toe there are windows. Wow, orada sadece camdan yapılan, yani pencerelerden olan evler varmış ve biraz gözüküyor. Bu arada şu manzarayı gerçekten görmeniz gerekiyor. It's an amazing view, the sky, look. So nice. Şimdi sizin için Guxi'ye, I'm gonna do some introduction first. Birkaç soru sormak istiyorum. Kendisi Danimarkalı ve Danimarka ile ilgili ne sorabilirim diye düşünüyorum. Danimarka'da yaşamak nasıl bir duygu? İlk onu soracağım ve bir Danish olmaktan mutlu mu? I'm gonna ask you, how is it living in Denmark and are you happy being born here, to live here? You know, how is your daily life in Denmark? Well, I think if you ask anybody if they are happy where they live, most people will say yes, because we get accustomed to where we are born. Yeah. Yeah. And when I visit other countries, I get to see the differences between my country and other countries. Mm-hmm. And some of the good things that we have here is the sense of security and peace. Let me translate, please. Diyor ki, siz kendi ülkesinde doğan kime sorsanız tabii ki de o bu ülkede doğduğum için mutluyum der. Ama ben buradaki huzuru, rahatlığı seviyorum ve de çok sakin hissediyorum kendimi diyor. Yes please Guxi. And what we also have is an understanding of educational values, that it's something that we want to do. So in general Denmark is safe and well educated, which you can feel when you're walking in the general street. That there we don't have too many beggars, and if we have beggars they will not be from here, mainly because they're being looked after by the state. Diyor ki bu arada burada çok kendimi rahat hissediyorum, güvenli hissediyorum ve de eğitim seviyesi genel olarak zaten sizinle paylaştığım yüksek olduğu için herkes iyi eğitimli diyor ve burada evsiz insan görürseniz bunu zaten o insanlara devletin baktığı anlamına geldiğini de anlamanız gerekiyor diyor ve genel olarak you said they are mostly not from Denmark if they are homeless. No, we have homeless Danish people too. There are many reasons for people being homeless. It's not just poverty. It has to do with social status. It has to do with there can be mental issues. There can be many things. But state takes care of them. State takes somewhat care of them, but there are still people who do not fit into the regular society. And the place we just visited, Christiania, is better at welcoming people that do not necessarily fit in. Yeah. Diyor ki normalde Christiania daha onları hoşgörüyle de değil, daha welcoming. Artık onu bilmiyorum, şuraya bir yere yazarım ne demek olduğunu. Ama diğer Christiania'nın dışındaki yerler, yani normal Kopenhag'da akıl hastası, o bu olabilir mesela ve o yüzden daha az hoşgörülü olabiliyorlar diyor. Bir de şey soracağım, şimdi %50 vergi veriyorlar. Bu bence Denmarkları hiç etkilemiyor çünkü zaten kazanıyorlar. Ama bir Guxi'nin ağzından da dinlemek istiyorum, öyle bir şey var mı, yani mutlu mu bu konuda? I just want to ask you, because you pay like 50% of taxes. You know, all Danish people I think do. And are you happy with that? Does it affect you or it's because it's very strange for you? You can ask me that as a subjective question. I can give you a subjective answer, which is just my opinion. For me, my feeling of trust to the society
is that the society knows best how to use my money. When you have that feeling, you're very fine with paying 50% in tax. Wow. But once you start feeling that you do not trust your government to place the money in the right place, you start to not wanting to pay tax. So the Danish people are in general, they are known for having a very high trust level to their society, which is why people do in general not complain about the high taxes. That's very great. Diyor ki biz burada milletimize, yani devlete, millet değil, devlete çok güveniyoruz ve bu tamamen diyor benim kişisel cevabım olacak. Ben devlete güvendiğim için ve devletin benim paramı nasıl kullanacağını bildiğine güvendiğim için hiç sorun değil. Tabii ki de %50 vergimi veririm. Ama diyor ben devletin paramı nasıl kullanacağından şüphe ettiğim noktada hiçbir şekilde güvenemem ve güvenemezsem de, yani kendisi güveniyor ama güvenemeseydim bunu belki sorgulardım, ama hiçbir Danimarkalı bunu sorgulamıyor. Çünkü ben birinden duydum. Zaten devlet de burada güven sağlıyor. I think government gives you some trust as well, because someone told me like it's very important that government gives the feeling of trust to its people, basically. It's always important, and in the countries where it doesn't, people are more unhappy, and like, the difference between rich and poor will also occur. Show up. Yeah, very much. Yeah. Burası turist yeri. It's all about tourists, isn't it? Yeah, well, actually, the story about this place is that it's a place where the sailors would come sailing from other countries. And there would be hookers living in the houses up here. Oh, and when was that? Oh, we're back in the... Well, it's not the last 150 years, but before that, for 100 okay. years. Yeah. And to tourists. sailors always have a tattoo from here and visit a lady. It's like a red light district. Yeah. Şey söylüyor şu anda, anlattı. Bu arada bu evler çok güzel gözüküyor. Ama eskiden buralara denizlerden gelen insanlar, zaten hemen yanımız şöyle karanlıktan tam görebiliyor musunuz bilemiyorum ama bu geceki son çekimim olacak. Tekneler geliyormuş ve buraya demir atıyorlarmış. Ve buralarda da hani barlar var hep sokakta. Şöyle gösteriyorum size. Yukarıda da hayat kadınları yaşıyormuş. Ve burada yaşayan gemiciler, sailor, tekneciler ya da her neyse artık adı, burada biralarını, işte içkilerini içip sonra bir kadınla gidiyorlarmış. Bu bütün evlerde yaşayan hayat kadınları varmış. And now it's the most exquisite apartments. It's very small, everything is crooked. Yeah. Something like 70,000 kroners per square meter. Wow. But it's privately owned. Yeah, okay. Bunların hepsi şu anda çok çok pahalıymış. Yani tam olarak bu kron, Danimarka kronundan dolayı ne kadar euroya tekamül ettiğini söyleyemeyeceğim ama demin bir evi sordum. Aşağı yukarı 280-300 bin euro arasında dedi. Burası daha da pahalıymış. Ve genelde bir oda bir salon ya da iki oda bir salon oluyor evleri. Bu şekilde burası da, ama ben böyle hani turistik mekanlarda çok oturmayı sevmiyorum. Şu anda da sizin için çekiyorum açıkçası. Burada hayat böyle akıyor ama eminim çoğu turisttir. Many of them are tourists, right? It's not local. Tabii ki de hepsi turist zaten. Is it Christiania or Christiania? Christiania'ya giriyoruz. Christiania. Söyledi. Demin metroda Guksi'nin söylediği bir şey vardı. O da bu arada ben niye bu kadar pembeleştim bilmiyorum, herhalde güneşten. Wow. Küçük
değilmiş. Bu tarafı da var. Ben bugün yorum yapmayacağım. Ne söylesem hep tersi çıkıyor. Christiania. Bravo. Yeah. Brava.